beraber. Sonra tekrar geldi, tekrar geldi. Ve biz hem dalgaları keşfettik, hem oradaki bu surf imkanını keşfettik. Hem Clint belki dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar uzun masalarda, işte bürokratik çevrelerle, siyasi figürlerle aynı masalarda buldu kendine. İşte orada Büyükşehir Belediye Başkanı'na kanka diyor kendisi. Hatta geçen gün orada da bir gösterimimiz oldu. Dude, thank you very much falan diyor. Biz de hani, abi dude demeseydin bari hani. Şimdi belediye başkanı diye. Ama böyle bir yakınlık oldu adamla. Clint de bizden biri oldu. Yani Ordu'yu şu an, Ordu'nun bir lokali, yereli gibi. Ve orayı kendi memleketiymiş gibi anlatıyor. Anlatmakla kalmıyor, filmini yapıyor. Bu filmde de göreceksiniz. Aslında bu hikaye bizim başlattığımız bir hikaye değil ya da bize ait bir hikaye değil. Burada insanlar yüzyıllardır aslında surf yapıyorlarmış. Karadeniz'in yerlisi zaten dalgalarla hep haşır neşirmiş. Hep bundan bir heyecan duymuşlar bu dalgalara karşı. Hep bu dalgalarla bir iletişimleri olmuş. Hatta bu dalgalarla surf bile yapmış. Bizim amcalarımız, dedelerimiz, büyüklerimiz. Şimdi de göreceksiniz zaten o amcaları. Şimdi böyle olunca hikaye Clint'in iyice hoşuna gitti. Çünkü içinde bir sürü böyle tuhaflık vesaire de var. Ve hikayenin bu filmin de senaryosunu bile, arkasındaki o seslendirmeyi bile bu arkadaşımız, yani Clint kendisi yazdı. O yüzden bir onu da sözü koymayayım mı? Clint değilse de bir adetten de bir alkış alabilir miyiz? Maybe just tell us a little bit about how you came here, and then I will, you know, I won't translate, I will just improvise. Yeah, no, sure. It all started about 2 years ago. I discovered that there was potential for waves to be surfed here in Turkey, and it started diving deeper into it. Loving the culture and the history here as well just added more perspective to the story. And so over the past 2 years, me and Dennis have been working pretty hard to get this film out there. And yeah, just hope you guys enjoy it. All right. Böyle bir şey oldu bile. Ekstradan hani onu söylediğini, ben genelde şöyle ilerliyorum. Bir şeyler söylüyor, ben sonra kafama göre çeviriyorum. Genelde orada da çünkü kimse İngilizce konuşmuyor. Clint bir şeyler diyor, ben diyorum ki en sevdiği yemek köfteymiş falan diyorum. İnsanın hoşuna gidiyor, tamam mı? I'm still not translating. It's okay, go for it, go on. Clint'le bu hikayeye başladık ve diyoruz ki ya bu filme bir tane adam 10 numara olur. Yani o kadar uyar ki hayalimizde bu adamla yapmak var. O da Kepa Acero. Kepa Acero dünyanın en saygın sörfçülerinden, bizim hani acayip taptığımız hem kültürüne hem alışkanlıklarına hem sörfüne bayıldığımız bir sörf dünyasının abisi ve onunla hani yapma hayalimiz var. Oradan buradan şuradan hep ulaşmaya çalıştık adam ama böyle old school bir abi, tamam mı? Telefonla e-maillerine falan bakmaz, cevap vermez. Sonra Clint'e bir gün bir mesaj attık. Dedik ki böyle bir dalga var, gelir misin? Adam direkt cevap verdi, ne zaman geliyorum? Adama biz biletini aldık, 2 haftaya geldi. Şansa tabii Ordu Karadeniz de nazlıdır yani, dalgasına denk gelmek zordur. Şansımız da yaver gitti, güzel de dalgalara denk geldik. Ve onunla aslında çok güzel bir film yakaladık. O da Hilmi Bey'le tanıştı, o da Ordu Büyükşehir Belediyesi'yle uzun masalara oturdu. Onu da bürokrasinin bir parçası haline getirdik. Ama bizim hikayemize zaten hani bu var. Biz genel yönetimler, oradaki işte yerel halk, bütün hepsi beraber bu işi yapalım istiyoruz. Yani beraber yapalım ki beraber büyüsün, yarın öbür gün hani şey gibi bakılmasın. Sörfçüler geldi işte burada bir şeyler yapıyorlar falan gibi değil de bizim Perşembe'deki kasap da, balıkçı da bizim sörfçü tanesi. Ve bunu da bir şekilde hem Clint'in sempatikliğiyle hem de bizim çabalarımızla bir şekilde başardık gibi. I think the light is fine. Do you have anything to add? Yeah, again, just thank you guys for coming out. And
I think after this film, like it or not, I would hope that you guys would just go try surfing. You guys definitely should all go do that. Bugün bu filmin en güzel çıktısı bundan sonra surf'i denemeniz olur herhalde. Bir de Karadeniz'in dalgalarıyla barışmak herhalde olur. Film bunun dışında cumartesi günü Kadıköy'de yine gösterilecek. Pazar günü büyük ihtimalle Bakırköy'de Florya sahilde gösterilecek. Aynı zamanda festivallerde Clint'i davet ettiler. Portekiz'e gidiyor. 22nd, right? Portekiz'den. 24'ünde Portekiz'deki Surf Film Festivali'nde gösterilecek. Geçen ay Danimarka'daki Film Festivali'nde en iyi kısa ödülünü aldı. İyi kısa film ödülünü aldı. Ondan sonraki ay Ağustos ayında San Diego'da gösterilecek, İspanya'da gösterilecek. Yani dünyanın farklı yerlerinde de tanıdıklarınız vesaire varsa izlemek isteyenler buradan ulaşabilir. Umarım keyif alırsınız. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Yine buralarda eskinden sonra görüşürüz. Şurada mı oturuyorsun?